Eski bir kelime vereceğim, siz Türkçe karşılığını söyleyeceksiniz. Eyvah. Çok az süre kaldı. Şu çok elinizi butonun üzerine koyun. Koyun. Hiç çekinmeyin, hiç çekinmeyin. Kaç harf alabiliyordum ben? Kaçtayım? İki saniyede kaç harf alabilirsiniz? Bir. Yok, ben şu an kaçtayım. Kaç olur? Kaç harf alırsam kaç olur? İki saniyeniz kaldı. Yalnızca bir harf alabilirsiniz. İki de alabilirim. İki. İki saniyede iki harf alamazsınız. Yani çünkü harf diyeceksiniz, harf açılacak. O zaten iki saniye sürüyor. İnşallah. İnşallah. Elinizi bence butonun üzerine koyun. Siz bilirsiniz. Harf alsam kaç puanla düşüyorum? 8, kaça düşüyorsunuz? Hiç harf almadığınıza göre 8300'e düşüyorsunuz. Tamam. Bence odaklanmanız gereken şey son 3 puan değil şu anda. Soru. Bileyim değil mi? Bir de yeni bir evet, mi? Evet. El butonun üzerinde. Unutmayın, çok az süre kaldı. Buyurun gelsin sorunuz. Ekseriyetle sözünün süre bitti Asiye Hanım. Oo. Okuyordum ben onu. Ekseriyetle sözünün Türkçe kökenli, Türkçe kökenli karşılığıdır. Bilebilirim, o yüzden neyi düşünüyorsam ekseriyetle. Ekseriyetle harf almıyorum. Benzeri ne olabilir? Nasıl benzer? Onu ben size soruyorum. Ekseriyetle sözün. Türkçe karşılığı. Yani ekseriyetle, efendime söyleyeyim, bu tip yarışmaları nadiren seyretmem. Yok, sıklıkla, genel olarak. İşte oralarda dolaşalım. Sıklıkla. Hayır, 10 harfli. Genel olarak. Genel. Tek kelime. Genellikle. Hayır, sıklıkla daha güzeldi. Sık, hayır. Ekseriyet. Ekseriyet böyle söylüyor zaten. Sık, çoğunlukla. Çoğunlukla aradığımız cevaptı. Ne oldu? Kaça düştüm ben? 7300'e düştünüz. Ama hiç sözümü dinlemediniz ki. Vallahi 6300'e, 7300'e. Harf alsaydım olurdu sanki. Harf alsaydınız olurdu işte. Ben de onu söyledim zaten. Şu eliniz butonun üzerinde dursun. Bir tane de harf alın dedim. Ekseriyet de çok tanıdık bir sözcük. Hı. O yüzden. Vazgeçtiniz ha? Evet. Asiye Hanım'a bir alkış verin. Haydi bir ses.